alacağım. Gelin ölen bura bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya Azizem geliyor, Azizem. Bu Azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizem'i de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu Azizem var ya, bu Azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu Azizem'i. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Oylar yüreğim, kız seni görünce. Evet, her yerde haber var diyerek bugün Lefkoşa'da açık pazar inşaatındayız ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Harmancı ile birlikteyiz. Sayın Başkan, tanınma ilk gerçeği şu anda ama. Doğru, birimiz olsun çıkaralım acaba. Yani isterseniz siz çıkarın. Ben çıkarayım. Evet, siz çıkarın, evet. Bende kalsın. 32 yıldır bu mesleği yaparım. Bunun 15'i İngiltere'de. Bu tür haberleri yaparken İngiltere'de hep bu tür tedbirleri alırdım. Şapkadır, yelektir. Gerçi bana olan yelek bulmazdık ama sorun yok. İlk defa kendi ülkemde bu sağlık ve güvenlik koşullarıyla ilgili uyarıldım. Gerçekten size teşekkür ederim bu konuda. Yani çok da hoşuma gitti. Sizin sağlığınızda, çalışanların sağlığı da, bizlerin de sağlığı ve güvenliği önemli bizim için. Evet. Ve heyecan verici bir yer. Açık pazarı konuşacağız, evet. Ama yağmur geliyor. Ha, evet. Şeyi konuşalım önce. Su sorunu var mıdır bu sene Lefkoşa'da? Bitti yani. Yağmur suyu sorunu. Yani eğer yağmur suyu beklentilerin üzerinde bir yağış olursa ve dereler beklentimizin üzerinde bir gelişli olur. Her zaman bir problemdir. Evet. Yönyeli Barajı yıllardır bir derttir. Çünkü doğal bir havza değildir. Eğer o havza taşarsa bunu derenin taşıma kapasitesi yoktur. Zamanında kaymakamlıkların o barajı boşaltması, altındaki millenmeyi temizlemesi gerekiyor. Maalesef yıllardır bunu yaptıramıyoruz. Ama iyi hazırlandığımız bir kıştır der misiniz? Evet, iyi hazırlandığımız bir kıştır. Geçmiş yıllara oranla ciddi yatırım yaptığımız bir senedir. Elbette problemleri yaşayabiliriz ama bunları minimuma indirebilecek bir çalışma sergilediğimizi düşünüyorum. Evet. Bu Doktoroğlu önündeki çalışma nedir? Orada da biliyorsunuz yıllardır gangren hale gelmiş. İşte 10 kilo ve üzeri bir yağış yağdığında dahi yolun kapandığı ve memleketin belki de 60 bin arabasının geçtiği bir yolun kapandığı bir yer orası. Yıllardır bir çağrı yapıyoruz. Gelin Ekonomi Bakanı, gelin Ulaştırma Bakanı, gelin Başbakanlık yapın. Bir türlü bütçe ayrılmıyor. Geçen yıl da aynı şey yaşandı. Biz dedik bu yıl kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Oranın en azından kapanmayacak yolun, 60 kilo ve 65 kiloluk yağışlara kadar kapanmayacak bir düzenek kuruyoruz. Bir maksimum bir 20 günümüz daha kaldı. Bir 250 metremiz daha var. Umarım o tarihe kadar yağışlar da bizi bastırmaz diyeyim. Evet. Aynen öyle. Ve gelelim bizim eskiden, evet, Kıbrıs Yayın Kurumu'nda güneyde bir Ermeni arkadaş vardı. Öldüyse toprağı bol olsun. Mutat bahsimize geçelim derdi. Mutat bahis. Şimdi mutat bahsimiz bu. Evet. Hep konuşuyoruz. Yıllardır burası, evet, evet, bitmeyi, bitirilmeyi bekleyen, evet, bir, evet, yer. Neredeyiz Sayın Başkan şu anda? Şimdi %70'e yaklaştık. Yani bir kere çok çabuk ilerleyen bir son sürece. Açık pazar. Evet. Kapalı açık pazar diyelim. Evet. Lefkoşa merkez diyoruz biz, biraz da buraya yeni isim anlamında merkez Lefkoşa'yı uygun görüyoruz. Çünkü burası aslında bir farklı aktivitelerin bir arada olacağı bir merkez olarak tasarlıyoruz. Sadece haftanın bir günü pazar günleri açık pazar, geleneksel pazar olacak ama o diğer günlerde de farklı aktivitelerle zenginleştirmeye çalışacağımız, işte sahafların bazı günler gelip stand kurabileceği, kitap satabileceği, ikinci ellerin gelebileceği ve satış yapabileceği, arabaların, plakalı arabaların satışının yapılabileceği, organik ürünlerin ayrı bir şekilde sertifikalı ürünlerin satış yapabileceği ve kadın emeği gibi pazarların yer alabileceği
kitap fuarlarının olabileceği çok amaçlı bir aktivite alanı olarak düşünüyoruz. Evet, sadece pazar olmayacak. Aynen öyle. 7 gün yaşayacak canlı bir merkez hayalimiz var. O yüzden bu yatırımı biraz inceleyip sık düşünüp, çünkü bizim için lüks böyle yatırımlar. Yani sadece pazar günü kullanacağınız bir yatırıma değen bir yatırım değildir. Evet. Lefkoşa'nın gerçekten kullanabileceği bir merkez olması gerekiyor ki bu yatırım karşılığını bulsun. Evet. Bir ne zaman biter? Ocak 2021. Yani bunu bir buçuk iki aylık bir süresi kaldı. Evet. Elektrikle, suyla, o tür sorunlar. Her şey tamamdır. Bir kere ilk etapta bu alanın kodu çok aşağıdaydı. Bu kodun düzeltilmesi, yağmur suyu altyapılarının yapılması, su altyapılarının, elektrik altyapılarının yapılması için neredeyse 1,5 milyon TL'lik bir altyapı gideri ve ön hazırlık dönemi yaşandı. İkinci etapta tuvaletlerimiz ve idari binamız, ki biraz sonra o idari bina da bizim için bir yaşam alanıdır, bir aktivite alanıdır. Onun projesi gerçekleşti ve bir miktar yatırım aldı ve finalde de artık hep birlikte ocağa gidiyoruz. Üstünün kapanacağı. Üstü ne olacak? Üstü hem sandviç panel hem membran içerikli iki tip malzemeden oluşacak. Ama dekorasyon anlamında herhalde adanın en albenili, hele yani çökle marinaya gitsin diye. Hayır, öyle bir şey değil. Ne de beton bir duvardır. Yumuşak malzemeler kullanılıyor ama yağmurun girmeyeceği, güneşin kendi enerjisiyle içeri girebileceği bir alan. Aynı zamanda da gece pazarları için de müsait bir alan yaratıyoruz. Işıklandırılması, anons sistemi, su, ki standlarda su var temizlik için. İşte artık balıkçıların ayrı bir yeri var ki daha sıhhi, daha sağlıklı şartlarda satış yapabilsinler. Evet. Ve bir düzendir hayalimiz. Bittiği zaman kaça mal olacak? 7,5 milyon Türk lirası. Tamamen bizim kaynaklarımız. 1,7 milyonu Türkiye Cumhuriyeti, o dönemki adıyla Yardım Heyeti, şimdiki adıyla Ekonomik Kalkınma İşbirliği Ofisi'nin 1,6 milyon liralık bir ön katkısı vardı. Evet. Peki burada pazar günleri, artık açık pazar burada kurulduğu zaman eski açık pazar? O bitecek. Orası terminal alanı. Ayrı bir hayalimiz var orayla ilgili. Bir ön çalışma yürütüyoruz şu an belediyeyle. Külliye yapacaksınız. Vardı bir külliye. Ara. Külliyemiz var Hasbolat'ta. İkinci külliyeyi kaldırmaz memleket. bizim hedefimiz. Ama şu anda moda odur. Piknik alanı olabilir mi? Yani açıkçası biz Lefkoşalı'nın zevkle içinden yürüyebileceği, zevkle meydanlarını hissedebileceği, alışverişini yapabileceği yeni bir merkez yaratmak var orada. Şimdi onun ön hazırlığı yapılıyor. Bir takım yatırımcıların da ilgisi olduğunu görebiliyoruz. Oraya biz çok amaçlı bir alışveriş merkezi, belki bir otel, yine terminal alanının zemine ya da yukarıya çıkabileceği bir yapı ve arkadaki kültür sanat sarayımızı da bitirerek bir entegre. Mülkiyeti nereye aittir orası? Orası tahsistir belediyeye. Sınırsız bir tahsistir. Evet. Bu sınırsız tahsisi geçen hükümet döneminde terminal ve çok amaçlı merkez olarak değiştirmeyi en nihayet başardık. Onun altını çizeyim. Onun ihale hazırlığı çok paydaşlı bir şekilde sürüyor. Hedefimiz Ocak ayı içerisinde yatırımcı, mimar ve yatırımcıyı birlikte yarıştırarak bir proje de oraya. Evet. Ama ham olduğu için daha hayaldir, bu gerçektir. Evet, bu gerçeğe ben mesela burada badades satmak istersem ne yapmam gerekecek? Şimdi burada bir idari binası olacak bu üreticilerin. Bir kere her şeyden önce üreticilerin bize önceden başvuru yapıp pazar günü burada bir stand açması gerekiyor. Ama tabii ki ilk hak her zamanki gibi eski yerlerde bu işi yapan arkadaşlarımızın ekmeğini kaybetmeyecek şekilde. Yani mesela her hafta aynı kişi aynı yerde olacak şekilde, yani mülkiyetini nasıl İngiltere'de olduğu gibi mesela leasehold usulü 8 seneliğine değildir, öyle değil. Biz aylık usuldür bizim. Aylık usuldür bizim. Önceden aylık satışını yapıyoruz yerlerin, ki gelmediğinde de başka insanlara buraları yani verebilirim. Söylemek istediğim odur. Yani 8 kişi 8 tane yer alıyor. Hayır. Artık bir kişinin 3'ten fazla, yani 3x3, 3'ten fazla standı olmayacak. Mesela mevcut pazarımızda da 6 yer tutan, 7 yer tutan insanlar var. Hem mekan müsait değil buna, hem de haksızlık olduğu için
daha az, daha çok insana ulaşabilir. Ne zamana kadar başvursun insanlar size bu konuda? Yani bunu her gün başvurabilirler. Bir değerlendirme usulüdür. Ama mevcut şeylerimiz ilk birkaç ayı zaten götürecek. Yerleri nasıl belirleyeceksiniz? Yani A kişisi neresini alacak? Kura usulü kavga edecek insanlar. Vallahi kura usulü olacak. Bir tek önceden ayrılmış, örneğin bu tarafta balıkçılar olacak. Onların yeri bellidir. Evet. Çünkü altyapısı ona göre tasarlanmıştır. Diğer yerleri genelde eğer elbisecileri de farklı bir yere ayırarak diğer yerler kesinlikle kura usulü. Evet. Araba parkı. Evet. Yani karışacak ortalık. Ya çünkü ya. Ben görmedim fazla. Doğru. Şimdi şöyle bir şey. Yürümeyi çok seven bir toplumuz. Doğrudur. Yani yaklaşık 2 metre yürümeyi seven bir toplumuz. Doğrudur. Ama 2 metreden sonra yürümüyor. Şimdi görmediğiniz ama Ocak ayında göreceğiniz neler olacağını araç parklarıyla ilgili söyleyelim. Bir kere karşıdaki işletmenin şu anki işgal altında tuttuğu yer belediyeye ait bir yer. O işletmeciyle de görüşüldü. O işgalini kaldırıyor ve orası 75 araçlık bir otoparka. Yani bir mahkemelik olmuyor. Hayır hayır öyle bir durum yok. Arka tarafımızda bir miktar araç park yerimiz var. Bu yanımızda vakıflara 7 kez başvurduğumuz, 7 kez de ne yanıt alıp almadığımız, en son ihale açtıkları ihaleye de katıldığımız. Evet. Altını çiziyorum ve karar veremedikleri bir mekan var. Kumar ve seks yoksa vakıflar kiralıyor. Açıkçası biz burayı da çok önemli bir proje yaparak vakıflara başvurduk. Evet. Onun da altını çizeyim. Neredeyse 3 milyon sterlinlik bir yatırım öngörerek bir ayrı iş merkezi ve araç otoparkı planladık ama bu alan kullanılacak otopark olarak onu söyleyeyim. Bunun hemen arkasında boş bir alanımız var. Yaklaşık 200 araçlık bir park yeri de orası olacak. O yüzden ya aşağı yukarı 400 araçlık, 475-500 araçlık bir park yeri potansiyeli şu an mevcut. Hafif yürümeyi sevenler için de vakıfların pasajı var yan tarafta. Onun park yerleri de kullanılabilir arkası önü. Doğalında bir 600-650 araçlık bir otopark kapasitesi yaratılıyor. Keşke vakıflar ihaleyi bize verseydi. İhaleyi bağlamadılar. Buraya torpiliniz yoktu. Torpil kullandık ama geçmedi. Demek ki en son ben torpil kullandım da askerlikte Erenköy'e düştüydüm. Onun için dedim ki benimkiler bu kadar işler. 2000-2001. Ben de oradaydım ama 10 sene farkımız var. 10 sene farkımız var. Hayır torpilimiz yok. Evet. Ama en azından bağlattıramadık kendilerine ihaleyi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz de bir kamu, onlar da bir kamu kuruluşuysa burayı Lefkoşalıların iyiliği için parası ve bedeli neyse ödemeye hazır olarak vakıfları herhangi bir zarara uğratmadan burayı kullanacağız. Evet. Bir daha iki. Çocuklar için özel bir şey. İdari binanın yanında çocukların oynayabileceği bir oyun alanı. Yani nızırlık etmesinler. Aynen öyle. Aileleri kafeteryada otururken onları izleyebilecekleri, evin diğer bireyleri de gidip alışverişlerini yapabilecekleri bir ortamda düşünüldü. Bir kafeteryamız da olacak arkadaşlar. Tabii tabii çok geniş bir kafeterya. Evet. İnternet. İnternet free wifi zone olacak. Burada bütününde onun çalışmasını yürütüyor. Onu arkadaşlar. Bütün Lefkoşa için hiç düşündüğünüz mü? Düşünüyoruz zaten. Yani mesela bazı Avrupa şehirleri aklıma gelir. Züppeliğim tutar. Yani mesela orada yürüdüğün her yerde internet var. Bunu Lefkoşa'nın yapması çok mu masraftır? Yok biz mesela örneğin masraftır doğrudur da. Evet. Yani Bandabulya'yı free wifi zone yaptık. Selemiye Meydanı'nı free wifi zone yaptık. Atatürk Meydanı. Atatürk Meydanı'nı free wifi zone yaptık. Şimdi hedef dere boyu, insanların yürüdüğü ve kamusal alanda dolaştığı yerler ve parklarımızın bütününü wifi zona çevirmek. Ama burası kesinlikle baştan sona insanların özgürce interneti kullanabileceği bir alan. Bandabulya o eski popülaritesini ya da değerini yitirdi. Burası açıldıktan sonra daha da bir değersizleşme söz konusu olur mudur? Yok olmayacak. Bir de oradaki insanların iş kaybını da önüne geçebilecek. Biliyorsunuz şimdi bu pandemi dolayısıyla özellikle lokmacı sınır kapısının kapanması dolayısıyla bir iş kaybı yaşıyor insanımız. Salı günleri burada yurt dışında Türkiye'de sosyete pazarı olarak bilinen kıyafet pazarını oradaki iş insanlarına öncelik tanıyacak şekilde lokmacı, Aras'ta, Bandabulya'daki iş insanlarına öncelik sağlayacak şekilde burada organize etme kararlılığımız var. Ama o bölge turizmle yaşayan bir bölge. O bölge turizmle devinim sağlayan bir bölge. Orada iyi bir düzen kurmuştuk. Ta Şubat ayın gelip Şubat sonu gelene kadar. Umarım bu aşıdan sonra yine eski şaşalı günlerine döner. Toplanın be insanlar. Toplanın be de gelin buraya. Bir haber duydum. Vallahi size bir şey anlatacağım. Gelin ölen buraya bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya az
Azizem geliyor, Azizem. Bu Azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizem'i de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu Azizem var ya, bu Azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu Azizem'i. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Seni görünce oynar yüreğim. Kız seni görünce. İngilizlerin birçok geleneğini aldık. Bir kriketi alamadık. Evet, alamadık. Bir de carboot sale denen, evet, bu ikinci el bagaj, aynen, satışını, evet, alamadık. Bunu düşündük. Düşünüyoruz. Artık insanlar çünkü ellerinde ikinci, aynen, el çok fazla malzeme var, satsınlar. Belki her hafta olmayacak ama ayda bir olacak şekilde bu ve başka etkinliklerle de bir araya getirerek ama. Örneğin sahafçıları da ayda bir alacak var şekilde. Çok sahaflı. Var yani, en azından kitap satışına ilgi duyan insanlar olduğu için onu bir gelenek haline getirmek istiyoruz. Plak son zamanlarda popülerleşti tekrardan. Plak satışı, kitap satışı, ikinci el eşya satışı gibi alanlarda bir aktivite de yaratmak istiyoruz burada. Evet. Bir ayrı renk. Yani sadece burası bir açık pazar. Pazar, aynen, günü açılacak da kapatacak ondan sonra değil. Aynen. Bunu anlıyorum. Aynen. Burası merkez Lefkoşa artık. Buradan bir gelir beklentiniz var ve istihdam beklentiniz nedir? İstihdam beklentisini ilk etapta düşünmüyoruz ama gelir beklentisini düşünüyoruz. İlk etapta kendi elemanlarımızla bir yeni istihdam yoktur. Kendi elemanlarımızı yönlendirerek bir şeye gireceğiz. Eğer ilerleyen dönemde yeterince bizim var zaten, bilirsiniz. Ama eğer eksilirsek ve ilerleyen dönemde bunun potansiyeli gittik sonra çoğalır, tabii ki bir istihdam kapısı da olur. Ama zaten bunun avantajıyla ekmek yiyecek insanlar çoğalırsa biz zaten istihdam gücünü o zaman sağlamış olacağız insanlara. Yeter ki bu alanı doğru çalıştıralım ve insanlarımızı buraya alıştıralım. Doğalında insanlar iş sahibi olup parasını zaten kazanabilecek. Evet. Çok dağınık bir görüntü var etrafta. Evet. Özellikle yeşil açısından, evet, da yoksunluk, hı-hı, ya da yoksulluk söz konusu. Doğrudur. Yeşil nedir Lefkoşa? Yani tabii ki biz her yıl 10 bin fidan hedefindeyiz. Bu yıl tutturduk bu hedefimizi. Evet, her yıl 10 bin fidan. Bunu geleneksel hale getirip zaten ben seçim programında 40 bin, 4 yılda 40 bin fidan demiştim. Bunu bu yıl hızlandırarak daha çok yani refüjlerin içerisine insanların kullanamayacağı çimenlerden ziyade biz parklarımızda bunları insanların üzerine yatabileceği, oturabileceği ve gerçek anlamda buna doyabileceği bir şekle getirdik. Birçok parkımızda iyi bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Elbette o insanların beğendiği, makyaj diye tabir ettiği şeylere de belediye gücü gelirse o en kolayı ama o iş paraya bakıyor genelde. Biz bu alanı tasarlarken neden vakıflardan istiyoruz? Aslında bu yeşil doneyi de bu alana sağlamak için istiyoruz. Eminim ortak yol bulunacak ve müthiş bir merkez yaratacağız. Evet. Toplu taşımacılığa geri gelmek isterim. Yani park yeri sıkıntısıyla, evet, alakalı veya bağlantılı olarak da düşünebilirsiniz ama Lefkoşa'nın belirli bölgelerinden belirleyen saatlerde insanları var mı öyle Shuttle bir? Shuttle düşüncemiz var. Bunu da ilgili kurumlarla çalışacağız Lefkoşa'da taşımacılığı sürdüren. Özellikle yarım saatte bir buraya Göçmenköy, Surlariçi, Marmara gibi alanlardan gelip dönüşlerini sağlayabilecek özellikle yaşlılarımızın, özellikle imkanı olmayanların buna erişimde zorlananlar için kesinlikle özellikle pazar günlerini toplu taşımacılarla anlaşıp buna ayırmayı düşünüyoruz. Evet. Pandemi süreci, bu özellikle geride kalan 10 ay Lefkoşa'da hizmetleri olumsuz yönde etkiledi mi başkanım? Yani hizmetlerimizi değil ama olası yatırım planlarımızı ciddi şekilde etkiledi. Çünkü gelirlerimizde neredeyse %40'lık bir gelir kaybı var. Bu planladığımız, hayalini kurduğumuz bazı yatırımları arka plana atmak zorunda kaldı ki rutin işlerimizi devam ettirelim. Burası da aslında bu dönem içerisinde riskliydi bizim adımıza ama artık sizinle ifade ettiğiniz gibi 2016'da başlayan bir süreç son bulması gerekiyor. Atıl durumda kalmaması gerekiyordu ve bunun için de bir kredi almıştık zaten. Bunu doğru kullanmamız gerekiyordu. Bu yola çıktık. Şimdiye kadar da ödemelerinde bir sıkıntı yaşamadık. Umarım yaşamadan da bitireceğiz. Bundan birkaç hafta önce Şahin'le bir program çektik. Bu Gençlik Gücü Kulübü'nün, hı hı, etrafında. Bir yıkılan
ev sayısı. Evet. Yani gerek surlar içinde, gerekse evet, o Gelibolu Çağlayan bölgesi, Çağlayan'dır orası. Çağlayan. Evet. Çağlayan o surların bölgede, hemen dışı. O binalarla ilgili herhangi bir çözüm var mıdır yoksa yani, sahipleriyle mi? Yasa yapıcı istese bence çözüm vardır. Onun altını evet, çizelim. Yani biz ya meclis isterse ha, bunları doğru bir yani şu an ne kadar varlığı yokluğu belli olmasa da evet, ülkede hükümet kuramıyoruz, edemiyoruz, bütçe yok ama şöyle bir şey. Yıllardır dile getirdiğimiz özellikle bu ve benzeri yapılarda bir mal sahibi eğer onarmıyorsa emlak vergisinin ciddi şekilde yükseltilmesi ki en azından elden çıkarıp yapacak olanlara verilebilsin. İki, yatırım yapanlara teşviklerin artırılarak buraların tekrar restore edilebilmesinin sağlanması. Üç, entegre bir politikayla çünkü bir kısmı bu mülklerin vakıf, vakıfların kendi mülklerine sahip çıkarak kredilendirmeyi alarak bir taraflardan bunları düzgün standart ve değerlerimiz haline yeniden getirmesi sağlanmalı. Evet. Şimdi bizim çalıştığımız bir merkez alan projesi var. Dünya Bankası, Avrupa Birliği, İçişleri Bakanı, Şehir Planlama Dairesi ile bu eğer yasallaşırsa bunların önü açılacak. Yani biz sonuna geldik bunun. Çok değerli bir proje. Surlar içi ve merkezi alanların yeniden yapılandırılması, insanlara bonuslar düşünülüyor. Bu ve benzeri yerlerde eğer malı varsa dışarıdan ona artı verilerek bunların restore edilmesi gibi bir sürü teknik kavram var. Bunları da ayrı bir dönemde ele almak aydınlatıcı olacak kamuoyu için. Evet. Son bir soru sormak isterim. Bu pandeminin bu son artık aşı çalışmalarında önemli gelişmeler evet, olması. Bizde bu konuda herhangi bir sizin de bilgi aldığınız, bilgi edindiğiniz bir kurul, bir şey var mıdır? Yani yok. Defkoş'a gelen sene ne zaman normale gelecek veya ülke ne zaman? Yok öyle bir. Hiçbir böyle bir kurum yok ülkede. Yani biz pandemide bile bir tarafa silsile aldık Sağlık Bakanlığı'ndan. Aylar sonra neredeyse pandeminin şeyini geçirdik de uyulması gereken kurallar diye bir şey getirdiler 4 ay sonra. Yani o yüzden ülkede biz ne araştırma yaptıysak kendimiz yaptık. Eski başhekimler, Tabipler Odası Başkanı vesaire bunları devreye koyarak bir yol çizmeye çalıştık. Maalesef ülke bu alanlarda ciddi şekilde çok amatör. O amatör. Amatör. Sayın Başkanım size kolay gelsin. Sağ olun. Başarı da dileklerimizi iletiyoruz. Gerek burası gerek diğer projeler için. Teşekkür ederim. Ayrıca bunu da giydirdiğiniz için çok hatıra teşekkür ederim. Hatıra olarak da kalsın. Kalsın. Evet, başka yerde de takarız. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, her yerde haber var. Bu hafta yaklaşık 20 dakika başkanımızla konuştuk. Ve açık pazarımız, yeni açık pazarımız ama biz sadece açık pazar olarak düşündük burasını. Oysa sadece açık pazar olmayacağını da bugün öğrendik. Kolay gelsin Lefkoşa'mız için, başkent Lefkoşa. Başkent Lefkoşa bizim için değil sadece, bütün dünya için çok önemli kentlerden, çok önemli kasabalardan bir tanesi. Umarım hak ettiği değeri de bu salgın rezaletinden sonra, yaşadığımız bu ekonomik darboğazdan sonra da dilediği gibi alır. Ama bu tür yerlere ve bu tür kültürel güzelliklere çok ihtiyacımız var. Umarız en iyi şekilde Lefkoşalı buradan faydalanır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Toplanın be insanlar. Toplanın be, gelin buraya. Bir haber duydum. Vallahi size bir şey anlatacağım. Gelin ölen buraya bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya azizem geliyor, azizem. Bu azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hızmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizemi de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu azizem var ya, bu azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu azizemi. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Seni görünce oynar yüreğim. Kız seni görünce.